Merhabalar. İş görüşmesi için gelmiştim. İletişim stratejisi. Kimliğinizi rica edebilir miyim? Pınar, beni duyuyorsan gözünle oyna. Ne yapıyorsun oğlum sen? He? Duyuyor mu diye kontrol etmek istedim de. Vazife başında niye kızı oyalıyorsun? Haklısın Hakkı dayı. İşte biraz heyecanlandım. Heyecanlanmayacaksın. Bizim işimiz heyecan kaldırmaz. Evet. Başkanım, Serdar'ı test etmek için Ceren'e bayağı bir işkence ettiler. Yani bu kadından korkulur, bu nasıl bir motivasyon? Motivasyondan fazlası gerekir bunun için. Kin gibi, öfke gibi bir duygu durumu bu. Şimdi nerede? Hastanede, Serdar da orada. Serdar'ın işi çok zor. Ben de endişe etmeye başlıyorum başkanım. Leyal'le buluşma, orada hangi noktadayız? Yarın Paris'e gidiyoruz. Ne tesadüf ki Fadi'nin oğluyla aynı yere verdi randevuyu. Bizim için çok önemli bir fırsat bu Zehra. Bunu harcamamalıyız. Fadi bu sefer elimizden kaçamayacak başkanım. Buna emin olabilirsiniz. Çalışmalarımız bu şekilde efendim. Arkadaşlar, çok yavaşsınız. Geri dönümle bütün iş bitmiş olsun. Tamam. Tabii ki efendim. Pınar, bu adam. Fadi Nurlu Amir. Amir Bey, hukuk danışmanınız aradı tekrar. Yarınki toplantıyı sordular. Yok, yarın tüm gün yokum. Asistan sana söylemedi mi? Bilgi vermemişti efendim. Özür dilerim. Pardon, benim görüşme saatim geçmedi mi? Haklısınız hanımefendi. Diğer adayın görüşmesi biraz uzadı. Kusura bakmayın. Çok pardon. Hanımefendi ne için bekliyor? İş görüşmesi için. İletişim stratejisi pozisyonu için mi? Evet. Adaylarla benim görüşeceğim size söylenmedi mi? Hayır efendim. Yani çok özür dilerim. Çok güzel iş yapıyorsunuz. İletişim ofisinde çalışıyorsunuz. İki sekreter birbirinizle iletişim kuramıyorsunuz. Ben anlamıyorum yani. Çok özür dileriz efendim. Ben kiminle hangi odada görüşeceğim acaba? Benimle görüşeceksiniz. İsminiz neydi? Lisa. Lisa Gray. Bu kadar güzel birini beklemiyordum açıkçası. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Buyurun. Resmen yürüyor herif ya. Ne? Adam Pınar'a yürüyor Hakkı dayı. Etkilenmesi iyi. Adamın bilgisayarını telefonuna yerleşmek daha kolay olacak. Öyle. Zaten öyle planlamıştık ama... İşte o zaman bu kadar şey gelmemişti. Ne bileyim. Yani işte planların hayata döndüğünü görünce... şey oldum. Ne oldun? Bir şey oldum işte Hakkı dayı. Gürcan, işine bak. İşine bak aslında. İlişim teknolojileri ve iletişim lisansı. Üzerine medya iletişim stratejileri yüksek lisans. Cornell Üniversitesi. Evet. Enteresan. Biz aynı yıllarda aynı bölümde okumuşuz. Hatta sizin bölümünüzden medya dersi almıştım ben. Profesörün adı neydi adamın? Kimin? Geliyor biraz sonra. Profesörün. Ne oldu lan buna? Bilmiyorum ki. Bir dakika. Pınar, sistem kilitlendi. Açmaya çalışıyorum.
kadar yalan söylüyor. Seni dinliyor. Bahsettiğiniz dersin profesörü Bay değildi. Yanlış hatırlamıyorsam Bayan Fox'tu. Ki yanlış hatırladığımı hiç sanmıyorum. Ben karıştırdım galiba. Şimdi bilişim teknolojileri ve iletişim lisansı Cornell Üniversitesi. Bu pozisyon için biraz vasıflı değil misiniz sizce de? Öyle olduğunu düşünseydim eğer zaten bu pozisyona başvurmazdım. Bir de sektörden aldığım bilgiye göre bu yürüttüğünüz kampanya benim ilgi alanım. Yani sevdiğim şeyi yapmak isterim. Mahsur yoksa sorabilir miyim? Ne gibi bir bilgi aldınız? Politik iletişim. Bir seçim kampanyası iletişimi yürütmeyecek misiniz? Sektörde her şey ne kadar da hızlı yayılıyor, değil mi? Yani politik iletişimle ilgili olduğu için siz bu pozisyonu istiyorsunuz, öyle mi? Hepsi bu. CV'de de yazdığı gibi, benim annem Filistinli. Filistin'in mevcut durumundan hiç memnun olmayan bir Filistinli. Bir değişim şart ve bu değişim için elimden geleni yapmak istiyorum. Hem çok güzel hem de idealist bir kadın var karşımda. Yani söylemeden edemeyeceğim. Etkilenmemek elde bile değil. Teşekkür ederim. Tabii bir şey daha var. Yani takıntı da diyebiliriz. Nedir? Yalan söylemeyi seviyorum. Anlamadım. Politik iletişim dersindeki profesörümüz söylemişti. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız yalan söylemeyi sevmek zorundasınız diye. Ben kafamda kurduğum senaryolara insanlar inanınca çok mutlu oluyorum. Pekala, senarist olabilirdiniz. Benzer işler. Pek değil. Biri tamamen kurmaca. Film bittikten sonra yalanlar ortaya çıkıyor. Ama diğerinde inandırdığımız yalanlar gerçek hayatlara dokunuyor. Gerçek hayatlara dokunmayı seviyoruz. Öyle mi? Öyle dedim ben, değil mi? Evet. O halde aradığınız kişi siz olabilirsiniz. Hala şüphe duyuyor olmanız beni birazcık şaşırttı açıkçası. Ne aradınız? Telefonumu. Mahsur yoksa öğrenebilir miyim? Ne işin? Yarım kalan işi bitirmek için. Ben çok soru soruyor gibi olacak ama ne işi? Bu görüşmeyi bitirmeden önce işi garantilemek istiyorum. Ama bunun için telefona ya da bilgisayara ihtiyacım var. Ama ben maalesef telefonumu arabada unutmuşum. Sizin gibi planlı birine hiç yakışmıyor. Ama dilerseniz benim bilgisayarımı kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kimi öldürmek istersiniz? Efendim? Lütfen birini söyleyin. Çok var sanırım. Karar veremediniz. Çok. Ama bu kişinin tanınmış olması önemli. Bir müzisyen olabilir, sanatçı olabilir, siyasetçi olabilir. Hiç fark etmez. Bu görüşmeyi bitirmeden önce size bir gösteri yapmak isterim. David Coleman. Kim? David Coleman. Dünyanın en zengin 100 insanı arasında, tanımıyor musun? Vallahi tanımıyorum. Ben küçükken çok hayrandım. İdolümdü. Büyüyünce nasıl para kazandığını öğrendim. Artık hiç sevmiyorum. Pekala. Güzel seçim o zaman. Müsaadenizle. Bunlar tamamdır. Girebilirsin siteye. Peki bu David neden ölmüş olsun? Yani illa bir nedeninin olması mı gerekiyor? Bir yalan ne kadar detaylı olursa inandırıcılığı da o kadar yüksek olur. Bu kişi çok zengindi, öyle değil mi? Çok. Çok.
Tamam. Kapı açıldı. Adamın bilgisayarına yerleştik. İstediğin zaman çıkabilirsin. İstersen uzatma artık Pınar. Gürcan, benim sinirimi bozuyorsun. Burnu da birazcık kırmızı. Siroz nasıl? Mantıklı. Resmen sosyal medya cinayeti işliyorsunuz. Evet, sanal cinayet. İlk defa çok zengin birine ruhen yakınlık duydum. O da bizim gibi ölmeden evvel mezara girecek. Doğru tespit. Teşekkür ederim. Buyurun. Ne oldu şimdi? Öldü mü David? Tam anlamıyla değil. Kaç kişinin inandığına bir iki saat içinde trendlerden ulaşabilirsiniz. Ondan sonra da beni işe alıp almayacağınıza karar verirsiniz. Hiç gerek yoktu. Ben sizi resepsiyonda gördüğümde zaten işe alınmıştınız.